Bir yıl önce Allah'ın varlığıyla ilgili kafamda soru işaretleri vardı. Neyse ki kuzenin vasıtasıyla hem siz hem de benim araştırmalarım neticesinde kafamda bütün sorulara cevap bulabildim. Ve yeterince tatmin oldum. İslam'ın gerçek din olduğuna ve Allah'ın varlığına tamamıyla inandım. Bu sebepten bütün ibadetlerimi yapmaya başladım. Ama bir şeyler ters gidiyor. Yani Allah'a yakın olduğunu düşünürken nedense çok uzakmışım gibi bir his var. Namaza durduğumda ayaklarım titremiyor. Kur'an okurken hiçbir şey hissetmiyorum. Kabul olmayacak hissiyle dua etmiyorum. Neden? Şeytan durmaz. Nefisle beraber ortak o kimseyi vesveseye, o kimseyi bu noktada manevi sıkıntılara atmak için uğraşır. O yüzden normalde biz namazlarda, ibadetlerde elimizin, ayağımızın titremesini beklemeyiz. Sufiler Cenab-ı Hak emrettiği için ibadet ederler. Ayaklarımız titresin, gönlümüz titresin. İşte biz farklı bir lezzet alalım, haz alalım, değişik bir travmatik bir şey yaşayalım bunun için ibadet etmeyiz. Allah emretmiş, Allah'ın emrini yerine getiririz. Hiçbir şey iç dünyamızda yaşamasak dahi biz sırf Allah emrettiği için ve Allah rızası için onları yaparız. Şimdi insanlar dini böyle metafizik bir haz yaşamak için metafizik bir şey yaşamak için yaşıyormuş gibi duruyorlar. Din öyle bir şey değil. Din biz iman ederiz, kulluk yaparız. Rüya görürüz, görmeyiz. Metafizik bir şey yaşayız, yaşamayız. Biz ona bakmayız. Fakat çevre, etraftan etkilenir insanlar. Yani etkilenince o da kendi üzerine metafizik bir şey bekler. O metafizik bir şey yaşanmazsa bu sefer kendisinde bir eksiklik hisseder. Bu doğru değil. O yüzden bu kardeş normalde kah insan Allah'a yakınmış gibi durur bir anda. Kah o yakınken kilometrelerce çok uzaklardaymış gibi olur. Kah kilometrelerce uzaktaymış gibi hissederken öylesine bir yakınlık peyda olur. Hayretten hayrete geçer, kendinden geçer. O yüzden ne çok yakın olmak bize bu noktada bir güven verir ne de çok uzak olmak bizim ümidimizi kırar, bizi bu noktada ümitsizliğe sevk eder. O bizim kendi his dünyamızla alakalıdır. O hakikat değildir çünkü. Bu his dünyasıyla alakalıdır. O yüzden o his dünyası bizi aldatır mı? El cevap aldatır. O zaman biz yakin olduğumuzu hissettiğimizde ibadeti mi bırakacağız? Veyahut da uzak olduğumuzu hissettiğimizde komple terk mi edeceğiz? Biz istikamet üzerine olmaya gayret ederiz. Yakin de olsak beş vakit farz namazı kılacağız. Uzak da olsak beş vakit farz namazı kılacağız. Kendinizi böyle bir istikamet üzerine koyarsanız bu noktada aldanışlardan uzak durursunuz. Bunlar aldanıştır çünkü. İnsanın kendisini çok yakın hissetmesi aldanıştır. Kendisini çok uzak hissetmesi aldanıştır. Aldanıştır, hakikat değildir. Hakikat şudur, istikamet üzerine olmaktır. Bakın hakikat istikamet üzerine olmaktır. Bu nefis insana bunu mesela bir üstada karşı da aynı şekilde davrandırır. Yani sen yakın değilsin, sen uzaksın, onun yakınları var, onun etrafında yakın derecede duranlar var. Biz Murat abi gibi olamayız. Murat abi kaç yıllık? Bu, bu arkadan şimdi nefis bunu şey yapar. Yani e, caizse körükler bunu. Değil canım kardeşim. Nefsin seni körüklemesin. O yüzden istikamet sahibi ol. İstikamet sahibi olursan sen de x arkadaş gibi, x kardeş gibi olursun. İstikamet insan o noktaya getirir. Sen her gece hal görsen, istikametin olmamış olsa bir gün terk edir gidersin. Sen her gün uçuyor olsan, her gün uçuyor olsan, istikametin yoksa bir gün çeker gidersin sen. İnsanı dinde sabit kılan, insanı yolda sabit kılan istikametidir. Gördüğü haller, gördüğü rüyalar onun delili, hüccedidir. Ama istikamet yoksa o delil de o hüccet de işe yaramaz. Bakın istikameti yoksa o delil de o hüccet de işe yaramaz. Adam ilk rüzgarda çeker gider. Yani bunu böyle söylüyorum kimseyi suçlamak için değil. Hiç kimseyle bir işim yok. Yol meydanda herkes ister durur, ister gider. Bu kimse zorla bir şey değil. Ama 28 Şubat'ta onlar rüya görmüyorlar mıydı da gittiler? Bir rüzgar. Rüzgar nereden esecek belli olmaz ki. Bir düdük bir düdük Ezikullah'ı terk ettiler, bıraktılar dersleri. Mustafa abim bizim çeklerimizi ödeyecek dediler, gittiler. Hani ne oldu? Onlar hal görmüyorlar mıydı? Onlar rüya görmüyorlar mıydı? Onlar benim başımda hüngür hüngür ağlayan insanlardı. Ve o yüzden normalde muhakkak ölçüdür, o kimseye ölçüdür. Delildir, onu kurtarır mı? Kurtarmaz. Onu istikamet kurtarır. O bir ele yapıştı mı sımsıkı duracak. Bir yola girdi mi sımsıkı duracak. Benim meşhur sözümdür. Senin rüyanda de başka bir şeyhe mi seni devrettiler? Hayır. Hazreti Peygamber Efendimiz İsa Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Yusuf, Yakup, İdris herhangi bir peygamberin birisi senin elinden tuttu da senin şeyhin bundan sonra bu mu dedi sana? Veyahut da Hz. Ebu Bekir Ömer Osman Ali Aşeriye Mübeşşere'den veya Pir Efendilerden birisi. Senin elinden tuttu da senin şeyhin bu mu dedi de sen gittin başka bir şeyhe intisap ettin veya da başka bir yerlere gittin. E yok. E ne yaptın? Sen savruldun kardeşim. Sen bir düdük evine gittin. Bir rüzgar esti inine girdin. İstikamet arayın, istikamet sahip olun, istikrar sahip olun. Namazda bir vakit namazda ayağın titremiş, öbür günde hiçbir şey yok. Ne oldu ayağın namaz titredi, de namazda ayağın titredi. Sana bir faydası mı oldu? Hayır. Sen beş vakit namazı sımsıkı kıl. Sufiler ona bakarlar. Hani dervişlerin belli bir zamana gelince gidiyorlarmış. Belli bir zamana gelince gidiyorlarmış. Şeyh Efendi bildiği halde çavuşa sormuş dergan çavuşuna. Evladım arkadaşların, kardeşlerim bizi neden terk ediyor demiş. İşte ık çıktı, ık çıktı. Söyle oğlum demiş. Neden gidiyorlar? Demiş ki dergan çavuşu ıkıla sıkıla. Efendim demişti. Arkadaşlar sizi bir müddet sonra manalarında Lef-i Mahfuz'u okuyup sizin cehennemlik olduğunuzu görüyorlar. O yüzden gidiyorlar demiş. Bakın dervişin körlüğüne bak. Yani Lef-i Mahfuz'u görüyor. Le dergahta görüyor. Ve Lef-i Mahfuz'da şeyhinin cehennemlik olduğunu görüyor. Şeyh Efendi cehennemlik diye gidiyor bu. Demiş ki şey Efendi Evladım 40 yıldan beri demiş. Biz demiş onu öyle görüyoruz. Allah'ın kapısından başka bir kapı mı var gidecek demiş. Allah'ın kapısından başka bir kapı yok. Size bizzati kendi kendimin şahit olduğu bir şey anlatayım. İstikamet bakın. Bunları ben önceden isim kullanmazdım bunlarda. Ama şimdi artık ne oldu yaşlanıyor muyum ihtiyarlıyor muyum böyle sabitlensin diye. Bayındır'da bizim bir Bayındır'da bir imam vardı. Çavuştu bizim. Bir sabah namazında ders yaparken sabah namazından sonra halinde Şeyh efendi, Abdullah efendi uyurken görüyor bu. Bakın dikkat edin. Şeyh Efendi'yi uyur halde görüyor halinde. Bu böyle havalarda, tepelerde böyle geldi. Ya nasıl böyle bir şey olur dedi. Ne oldu dedim ya hoca. Ve i̇mamlar tehlikeli insanlardır. <laughs> Gerçekten. Dedim hoca ne oldu? Ya dedi ben dedi rabıtamda dedi Abdullah Efendi uyurken gördüm dedi. Bir şey efendi dedi sabah namazından sonra uyur mu dedi la asıl o uyur dedim ben. Nasıl dedi? Dedim ununu elemiş, ele asmış duvara dedim. Onun uykusu da ibadet ben şimdi. Onun dedim uykusu da ibadet. Onun yatışı da ibadet. O dedim komple uyusa ibadet dedim ben şimdi. Komple uyusa. ibadet dedim. Onun uyuması dedim, uyanıklığından daha hayırlı dedim. Siz kafayı kırmışsınız böyle dedi, uçmuşsunuz hepiniz dedi ya. Hani o kendince bakın bu hali gören kimse Şeyh Efendi de bunu kusur gördü, gitti. Böyle körlük olur mu? Sen bir dergaha girmişsin, bir şeyhin elinden tutmuşsun ve sen o dergahta dersini çekerken Rabıtanda şeyhini görmüşüm. Bu büyük nimet, büyük bir lütuf, büyük bir ikram olarak göreceğine sen de ki kendince Abdullah Efendi ben uyurken gördüm. Bu mürşidi kamil değil. Gidiyorum da. De. İşte istikametsizlik budur. İstikametsizlik budur. Gitti sonra bir daha geldi sonra bir daha gitti sonra bir daha geldi sonra bir daha gitti sonra bir daha geldi sonra bir daha gitti en son halini bilmiyorum. İstikametsizlik. O yüzden ibadetlerinizde istikamet, ikili ilişkilerinizde istikamet, Allah'a olan davranışlarınızda Allah'a olan ilişkilerinizde istikamet. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleriyle olan ilişkilerinizde istikamet. Evli olanlar, eşlerinizle olan ilişkilerde istikamet. Çocukları olanlar, çocuklarınızla olan is ilişkilerde istikamet. Anne babanla olan ilişkide istikamet. Arkadaşlarınla olan ilişkide istikamet. Toleranslı davranma etrafına toleranslı davranma. Arkadaşın hata yapabilir, ağzından kaçırmıştır. Olabilir. Toleranslı davran. Ona fırsat ver. Eşin toleranslı davran. Fırsat ver ona. Kendisini düzeltmesine fırsat ver. Çocuğun toleranslı davran. Kendisini düzeltmesine fırsat ver. İstikametli ol. İnsanlara istikamet öğret. Sen istikametli ol ki etrafın istikameti öğrensin. Senin çocuğun bir vakit namazı kaçırmadığını bilsin, istikametli ol. Bir gün kıl, bir gün kılma yapma. Senin eşin bilsin, sen bir vakit namazı kaçırmazsın. İstikametli ol. Senin eşin bilsin, bu adam yemeğe beşte gelir, beşte yemek yer. İstikametli ol, beşte git yemeğe. E bir gün git beşte, ertesi gün ya biz arkadaşlarla yedik. Zıkkım ya, o kadın seni bekliyor evde. O zaman kaldır telefon, yemeğe ben gelemiyorum da. Ya da yediğinden götür eve. Hakkını helal et, özür dilerim, mecbur kaldım. Yemeğe gitmek zorunda kaldık. Yediğimizden size de getirdim. Yoksa yeme? Yoksa yeme. İstikamet sahibi ol. Etrafına, çoluğuna, çocuğuna, eşine, ailene, arkadaşlarına hep istikametli davran. Dergahında istikametli davran. Bir perşembe derste var, bir perşembe yok. Bir cumartesi var, bir cumartesi yok. Ne işin var? Tarlaya mı gidiyorsun, bahçeye mi gidiyorsun? Fabrikada mı çalışıyorsun? Hayır. Ne işin var? İstikametli ol. Düp Benim perşembeleri dersim var. Ben derse giderim. Hastayım. Arkadaşlar be. Ya ben derse gideceğim. Elimi kolumu koy. Oynatacak halim yok. Ya gelseniz bana yardımcı olsanız. Beni bir derse götürseniz. Hay hay. Beni ara ben gelirim. Bir kişinin Allah demesi, zikrullah yapması, dünya ve dünyanın içindekilerin hepsinden evladır ibadeti. istikametli ol. O yüzden evet bu yolun bir lütfudur, ikramıdır, ihsanıdır, delilidir, hüccedidir, rüya da vardır, hal de vardır, keramet de vardır. Yolun içerisinde vardır bu. Zaten bir kimsenin gördüğü rüya, rüyalar, gördüğü haller keramettir. Herkes kerameti şimdi uçan kuşu düşürmeyi keramet olarak görüyor. Senin bu zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'ni rüyanda görmen büyük keramet. Büyük zatları rüyanda görmen büyük keramet. Zikrullah'a gelmen büyük keramet. Büyük keramet bunlar. O yüzden istikamet sahibi olalım inşallah. Allah cümlemizi onlardan eylesin. Cenab-ı Hak kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, etrafımızı istikamet ehli olanlardan eylesin. Ben bazen derim ya liman babası ol diye, liman babası gibi ol derim. Liman babası değişmez, o durur orada. Ne fırtınalar eser, ne rüzgarlar eser, ne gemiler gelir gider, liman babası oradadır. Tarih geçer, yüz yıllar, bin yıllar geçer, liman babası oradadır. Bizim Bayındır'ın arkasına yaslandığı bir dağ var, o dağda da yukarıda çalı dedi diye bir yer var. Orada liman babaları var. Artık kim bilir ne zamandan kalma, kaç binler, binlerce yıldan önce. Bakın onlar duruyor o hala da orada. Liman babası gibi. Bir kimse liman babası gibi olacak. Kök salacak, çınar gibi. Kımıldamayacak hiç rüzgar eser, dalı kopar, yaprağı kopar, sonbahar gelir, dökülür yaprakları, yeniden yaprak verir, yeniden yeşerir, yeniden dal verir. Bir insanın kökü sağlamsa, yeniden dal verir, yeniden meyve verir, yeniden yapraklanır o. Dalı bu kırılır, kırılır. Bir hoyrat rüzgar gelir, dalının budanı kırar, kırar. Bir hoyrat kış gelir, bütün yapraklarını döker, döker. Ama o yeniden neşi neva bulur. Kökü sağlam olsun. <laughs> Allah hepimizin köklerini sağlam eylesin. Bunun yolu tövbe, zikrullah ve istikamettir. Tövbe insanın geçmişiyle alakalı bütün kirlerini tabiri caizse lafımı böyle e, ağırmış gibi algılamayın. Böyle bütün bozukluklarını tamir eder, bütün çirkinliklerini güzelleştirir, bütün yamukluklarını düzeltir. Tövbe ve zikrullah. Onun böyle çift kanatlı kuş gibidir onlar. Bir tarafında tövbe, bir tarafında zikrullah. Ne kadar geçmişinle alakalı sıkıntı var ise. Haram işledin, yanlışlık yaptın, eksiklik yaptın, haram yedin. Kul hakkına tecavüz ettin, insanların hakkına tecavüz ettin. Ne yaptıysan yaptın. Döndün, tövbe ettin. Helallaşabildiklerinin hepsinde helallaş. Kendini düzelt. Kendini istikametli eyle. Bir daha yapma. Ve tövbe zikrullaha, tövbeye ve zikrullaha devam edersen her türlü yamukluk düzelir Allah'ın izniyle inşallah. kaçtı 800 875 nereden kalmış bende? Ha söyle hesap ver şimdi. He? <laughs> Bak bu da dervişlik öyle diyorsan öyledir. Tamam iş bitti. Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse onu temiz kişileri tan etmeye meylettirir. Hani e, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hadis-i şerifinde insanda bir ar perdesi, bir haya perdesi vardır. Orası yıkıldı, orası yırtıldı mı o kimseden her şey beklenir manasında. Bir hadis-i şerif vardır. İnsanın böyle ar perdesi, bir namus perdesi, bir şeref perdesi, bir ahlak perdesi vardır. İnsanın bir ölçüsü vardır, bir sınırı vardır. Ya, yani. ya bunu da, bu yapılmaz, bu yapmamak lazım. Hani derler ya, ar perden mi patladı diye. Ar perdesi patlamış, utanmıyor. Şimdi utanmayınca insan istediğini yapar. Utanmıyor çünkü. O utanma duygusunu kaybetmiş. Utanma duygusunu kaybeden insandan kork. Yani gelenden geçenden utanmıyor, etraftan utanmıyor, anne babasından utanmıyor, utanmıyor. Utanmayınca o kimse haramı çok rahat işler. Şimdi ilk etapta utanır insan, yapamaz bir şeyi. Ama utanma perdesi yavaş yavaş yırtılmaya başladığında o çok rahat hayasızlık yapar. Çok rahat edepsizlik yapar artık. Onun perdesi yırtıldı çünkü. Allah muhafaza eylesin. Allah bir kimsenin perdesini yırtmak isterse onu temiz kişileri tan etmeye meylettirir. Temiz kişileri tan etmek yani o temiz insanları ayıplamak, kötülemek, onları suçlamak, onların hakkında iftira atmak, onların hakkında gıybet etmek, onların hakkında olumsuz şeyler düşünmek. Ha demek ki bir kimsenin o zaman perdesi yani utanma perdesi, arlanma perdesi yırtılınca veyahut da yırtılmaya yüz tutması o kimsenin temiz insanların arkasından konuşmaya veya yüzüne konuşmaya. Bizde çünkü öyledir ya birisinin yüzüne hakaret etmek delikanlılıkmış gibi görülür. O aslında ar perdesi kalmadı onun iyi bir kimsenin yüzüne onu eleştirmek, onu kötülemek onun er, ar perdesinin kalmadığını gösterir. Utanmasının kalmadığını gösterir. Allah muhafaza eylesin. Ahzab suresi ayet 58 Erkek olsun, kadın olsun. Müminleri yapmadıkları bir günahla incitenler büyük bir iftira ve apaçık bir günahı yüklenmiş olurlar. Demek ki o mümin bir kimsenin yapmadığı bir şeyi, onu yapmadığı bir günahla onu suçlamak, onu incitmek, onu iftira atmak büyük günah kebairlerdendir. O yüzden bir kimsenin normalde hani e, gıybetini etmek, e, zina etmekten daha ağırdır diye hadis-i şerif var ya, neden? Gıybet etti çünkü. Gıybet etmek zina etmekten daha ağır. İşte bir kimse ar-perdesi yırtıldıysa mümin insanların arkasından iftira etmeye başlar. Ar-perdesi yırtılmış. Peygambere iftira atar. Sahabelere iftira atar. Velilere iftira atar. Zamanın mürşitlerine iftira atar. İyi insanlara iftira atar. Bilmiyor halbuki görmedi, tanımıyor. Ama iftira atar. Veyahut da günlük hayatın içerisinde insanlar birbirlerine iftira atıyorlar ya şimdi. Hele bu sosyal medya dedikleri yanlış kullanıldığı, kullanıldığında deccaliyete hizmet eden, doğru kullanıldığında Kur'an ve sünnete hizmet eden bir olgu var ya, bir oluşum var. Şimdi ne yapıyorlar? Herkes birbirine iftira atıyor. Ve birisinin bir şey duyuyor, sosyal medyada yayılıyor ya, iftirayı yayıyorlar ortalığa. Ya iftira, gözünle gördün mü? Hayır. Sen şahit misin? Hayır. E, duyduğunu bir başkasına aktarman sana yalan olarak yeter demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Sen ne yapma onu söylüyorsun? Ama yok, onu yayınlayacak ya, onu etrafa aktaracak ya, o mümin bir kimse, o temiz bir insan, onun namusuna nereden dil uzattın? Büyük günah kebaire girdin. Farkında değil. Ama o işte o kimseyi tövbe etmezse Allah muhafaza eylesin. O büyük bir günah kebaire girdi. Yani o iftira attı kimseyle helallaşacak. Helallaşmazsa o hal onun üzerinde zuhur etmeden ölmeyecek. Hadis-i öyle çünkü. Ya bir kimseye diyor, bir iftira atar, onun hakkında bir laf söyler, bir şey dersen, o senin üzerinde, o senin üzerinde yaşanmadıktan sonra ölmezsin. Bu bir. ikincisi iftira attın. İftira attığın için mahşerde o seni affetmedikçe, o seni affetmedikçe sen o iftiranın suçunu, cezasını çekeceksin. Ancak o affettiğinde cezadan kalkacaksın. Yoksa sen o suçunu cehennemde çekeceksin, ondan sonra cennete gideceksin. Beş vakit namazın tamam ama kul hakkı birisine iftira attın sen. Oruçların tamam, namazların tamam, zikrullahın tamam, her şeyin tamam. Ama x kimseye iftira attın. Bakın cennete gidemiyorsun. elini kolunu sallaya sallaya cennete gidemiyorsun. Ancak o kimse helal edecek hakkını. O kimse hakkını mahşerde helal ederse gideceksin. Helal etmezse o iftiranın karşılığını cehennemde ızdırabını çekeceksin öylese gideceksin. O senin ayağından pıran gibi gibi tutacak veyahut da benim tabirimle boğazından sımsıkı yakalayacak mahşerde silkeleyecek seni. Neden? iftira attın ya. Namuslu kadının namusuna iftira attın. Namuslu adamın namusuna iftira attın. Olmadık bir şeyi o kimsenin kimse onun arkasından iftira attın. Veya yüzüne iftira attın. Önemli değil. O daha büyük günah kebair. Allah muhafaza eylesin. Hadisi kutsi. Buhari'de geçer. Bu diğer hadis kitaplarında da geçer de bunu Buhari'den almıştım. Her kim sevdiğim kuluma düşmanlık ederse ben de ona harp ilan ederim. Cenab-ı Hak sevdiklerini saklamamış. Otursanız Kur'an-ı Kerim'i açsanız Allah hangi fiilleri sever beyan etmiş Cenab-ı Hak. Allah'ın sevdiği fiilleri üzerinde bulunduran kimse de Allah'ın sevdiği kimsedir. Allah namaz kılanları sever, Allah oruç tutanları sever, Allah zekat verenleri sever, Allah zikredenleri sever, Allah kendi yolunda cihad edenleri sever, Allah iyi ahlakları sever, Allah yumuşak huyluları sever, Allah cömertleri sever, Allah yetimleri koruyup kollayanları sever, Allah dul ve yetimlerinin ihtiyaçlarını görenleri sever. Bakın Allah'ın sevdiği fiiliyatlar bunlar. Allah dininde dostdur yaşayanları sever. Allah dinine başka bir şey katmayanları sever. Bu, ilave ederiz daha. Allah Allah'ın seni sevmesini istiyorsan Allah'ın sevdiği fiilleri üzerinde bulundur. Allah'ın sevdiği fiilleri üzerinde bulunduruyorsan ne kadar bulundurduysan o kadar sevdi seni. İyi Allah'ın sevdiği bir mümin kul var. Sen onun hakkından iftira attın. Ona düşmanlık yaptın. Hadis-i kutsi, ben de ona harp ilan ederim. Allah'ın harp ilan ettiği birkaç zümre vardır. Birisi faizcilerdir. Onlara harp ilan eder Cenab-ı Hak. Ayetle, hadisle sabittir. Kim direkt mümin kardeşinden faiz alırsa, direkt mümin kardeşinle faizle iştigal eder ise Allah faizcilere harp ilan eder. Şu anda Müslüman dünyanın iki yakasının bir araya gelmemesinin sebeplerinden birisi faiz belasıdır. Ümmeti Muhammed'in iki yakası bir araya gelmiyor. Ümmeti Muhammed çünkü faiz belasına tutulmuş vaziyette. Bu faiz belası devlet elleriyle oluyor. Faiz meşru gördü ümmeti Muhammed. Bunu oradan buradan gaydır kupak işte yok enflasyon miktarı kadar yok şu şu kadar faiz haram kardeşim. Müminin müminden faiz alması haram. Bir mümin, bir mümin kimseden faiz alıyorsa hadisi şerif çok ağır. Annesiyle Kabe duvarının dibinde zina etmiş gibi günaha girer. Bunu bir toplulukta söylediğimde orada ilahiyatçılar vardı, orada işte e, hocalar, hacılar toplanmışlardı. Ya hacı efendi bunu böyle söylüyorsun da bu hadis sahih miydi, değil miydi de ağır mı geldi size dedim. İki yakası bir araya gelmez o kimsenin. Eğer bir kimse müminden la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyen bir kimseden faiz alıyorsa onun iki yakası bir araya gelmez. İster Darül Harp'te, ister Darül İslam'da, ister Almanya'da, ister Türkiye'de, ister Japonya'da. Dünyanın hangi ülkesinde yaşarsan yaşa. Eğer ki Faiz de iştigal ediyorsan iki yakan bir araya gelmez. Allah'ın laneti senin üzerinedir. Açıktan fuhuş işleyenler, açıktan fuhuşla iştigal edenler, Allah'ın laneti üzerlerinedir. Açıktan eşcinsellik yapanlar, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Harp ilan etti. İkinci zümre kimdir? Allah'ın dostlarına, Allah'ın mümin kullarına, Allah'ın has kullarına hakkında gıybet eden, dedikodu eden, iftira eden, onlara karşı düşmanlık eden, Allah diyor ki onlara da harp ilan ederim. Harp ilan ediyor. Hadisi kutsi. Bakın harp ilan ediyor. Allah muhafaza eylesin. O yüzden müminlerin La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demiş bir kimse. Açıkmış, kapalımış, içki içiyormuş, kumar oynuyormuş, onu yapıyormuş, bunu yapıyormuş. Kardeşim, sen arkasından gıybet etme. Sen arkasından iftira etme. Sen arkasından konuşma ya. Bırak konuşma. Sana mı düştü ya? Bırak konuşma. Eleştirme. Ama Müslümanların diline vurdu her şey. O kadar çok her şeyi eleştiriyorlar. O kadar çok insanların arkasından konuşuyorlar. Yani kim mümin, kim mümin değil ayırt etmekte güçlük çekiyor insanlar. Allah muhafaza eylesin. Mümin yalan söyler mi? Mümin iftira atar mı? Mümin gıybet eder mi? Mümin insanların namusuyla uğraşır mı? Mümin insanların parasını hileyle, hurdayla ütmeye çalışır mı? Mümin insanlar aldatır mı? Mümin suçsuz insanları öldürür mü? Mümin gelip burada işte bir bomba patlatır mı? Mümin yapamaz bunları. Bazen söylüyorum ya atom bombası. Olsa ne olacak elinizde diyorum atom bombası. Siz gidip bir şehri bombalayabilir misiniz? Mümin sivilleri bombalayamaz ki. Öldüremez. Siz Amerikan John'isi misiniz? Ancak onu Amerikan John'isi yapar. İngilizler yapar onu. Gavurlar, kafirler yapar onu. Mümin yapamaz onu. Bakın yapamaz. Şimdi o zaman bir kimse bir Müslümanın, bir müminin arkasından konuşuyorsa, iftira atıyorsa Allah ona harp ilan ediyor. Hele bu iyi bir mümin ise o açıkçan, açıktan Allah'la düşmanlık yapıyor. Allah'la savaşmaya başlamış. Allah muhafaza eylesin. Kulum kendisine farz kıldım ibadetleri yerine getirmekten daha sevimli bir şey ile bana yaklaşamaz. Bakın o zaman normalde kimmiş Allah'ın harp ilan ederim dediği kimseler bir kul farz ibadetlerini yerine getiriyorsa Allah'a sevimli, sevgili bir iş yaptı. Farz ibadetleri yerine getiren bir kimsenin arkasından konuşma. Farz ibadetleri yerine getiren bir kimseye sen düşmanlık yapma. Farz ibadetleri bir tamam kendince işlemeye çalışan bir kimsenin arkasından dedikodu, gıybet, iftira, düşmanlık edersen Allah senin üzerinde harp ilan eder. Yapma. Bakın Cenab-ı Hak normalde kim sevdiğim kuluma düşmanlık ederse dedikten sonra hadisi kutsi de Kimleri sevdiğini beyan ediyor, saklı gizli değil. Örtülü değil. Kim farzları yerine getirirse Allah'a en sevimli işi yapar. Yani Allah onu sever. Allah'a sevimli bir iş yaptı. Farz ibadetlerini yerine getirdi. Farz ibadetleri gücünün yettiğince gücünün yettiğince devam ediyor. Bana nafile ibadetleri ile yaklaşmak ister. Nafilelerle Allah'a yaklaşıyor o kimse. Sen nafilelerle Allah'a yaklaşan bir kimsenin arkasından dedikodu, gıybet, iftira, ona düşmanlık yapma. Ağzını topla, gözünü topla, kulağını topla, elini, ayağını topla, kalbini topla, kendini topla, istikamet sahibi ol. Farzları yerine getirmiş nafilelerle Allah'a yaklaşma. Her an gözü Allah'a yaklaşmada olan bir kimsenin arkasından gıybet etme, dedikodu etme, iftira etme. Ben o yüzden derim. Allah'ı zikreden kendince bir üstad bulmuş, bir şeyh bulmuş, bir yola girmiş bir kimseyle uğraşma. Ya o herkes lay lay lom yaparken, o gitmiş işte ibadet edeceğim, namaz kılacağım, oruç tutacağım, Allah'a yakin olacağım. Zikrullah'a gitmiş, ders almış, dersini çekiyor, Allah'ı zikrediyor, bir koşuşturmanın içerisinde bulunmuş. Sen onun eksiklerini, kusurlarını görüp de onun üzerinde sen iftira eder, ona gıybet eder, onun üzerinde sen olur olmaz şeyler konuşursan Allah sana harp ilan eder. Sen onun küçücük o veya büyük önemli değil. Onun üzerindeki eksikliğe, noksanlığı bakaraktan senin laf konuşman seni Allah'ın karşısına düşman olarak çıkarır. Kendini topla. Çünkü hani ben zaman zaman söylerim ya sufilik bu hadisi kutsiyi çok önemserim. Farzları yerine getirmekle Allah'a sevgili olan en güzel şeyi yapar. Nafilelerle Allah'a yaklaşır. Buradaki nafileden en önemli mesele güzel ahlak sahibi olmak. Bizler nafileyi çok namaz kılmak olarak görenlerden değiliz. Halkın içerisinde halkın eziyetlerine katlanmak ve insanların içerisinde güzel ahlakın numunelerini göstermek. Evinde eşine, evinde çocuklarına güzel ahlak numunesini göstermek. Sokakta güzel ahlak numunesini göstermek. Çalıştığın iş yerinde güzel ahlakın umdelerini üzerinde bulundurmak. Herkes kaytarırken senin kaytarmaman, herkes gevşerken senin gevşememen, herkes bir şeyi çalarken senin çalmaman. Herkes bir şeyde uysulsuzluk yaparken senin yapmaman. Resmi dairede çalışıyorsan resmi dairenin sana vermiş olduğu işleri bir hakkın yerine getirmen. Orada üç kağıtçılık, beş kağıtçılık yapmaman, orada adam kayırmaman, orada rüşvet yememen. Orada insanları ötekileştirmemen. Orada insanların kimliklerine göre davranmaman. Hak ve hakikate uygun orada davranman. Güzel ahlak bu. Cihat bu, cihat. Ne yapayım ben seni? Sen sabaha kadar la ilahe illallah diyorsun. Ertesi gün gidiyorsun, rüşvet diyorsun. Ne yapayım ben seni? Sen sabaha kadar la ilahe illallah desen, sabah olduğunda eşini bir tokat vursan. Ne yapayım ben seni? Güzel ahlakın lazım. Allah'la olan ilişkin Allah'la senin aranda. Güzel ahlak insanların arasında benimle olan hukukun o senin. O yüzden güzel ahlak namusuna, şerefine, haysiyetine düp düzgün hareket etmek. Yamulmamak, yıkılmamak, gevşememek, yavşamamak. Güzel ahlak sahibi olmak. Nafilelerle Allah'a yaklaşma. Biz Allah affetsin. Sufiliğin başlangıcındaki doktrini kabul edenlerdeniz. Bu çok ibadet değil. Bu toplumun içerisinde en güzel ahlak sahibi olmak. Sen camiden en son çıkan ol. Hiç önemli değil. Camiden en son çıktığında orada çocuğun kafasına bir tokat vuruyorsan bir anlamı kalmadı. Sen camiden en son çıktın Çocuklar seni gördüğün zaman evinin içerisine girdiğinde kaçacak yer arıyorlar. Bir anlamı kalmadı. Sen güzel ahlak sahibi değilsin. İnsanlar seninle çok rahat iletişim kuramıyorlar. Sen güzel ahlak sahibi değilsin. Ona harturt, buna bağır, buna bağır, ona çağır, ona tekme at, ona küfret, ona ters davran, ona yanlış davran, ona tepeden davran. Ona bağır, ona çağır. Senden başka doğrusu yok. Bu güzel ahlak sahibi değil. Yok. Onun Allah'a yakınlığı düşünülemez. Annesine küfreden, babasına küfreden, annesiyle babasıyla kavga eden, tartışan Nasıl küfredersin annene? Bu nasıl bir ahlak? Eşine nasıl küfredersin? Bu nasıl bir ahlak? Çocuklarına nasıl küfür edersin? Bu nasıl bir ahlak? Arkadaşlarına küfür edersin. Bu nasıl bir ahlak? Bu güzel ahlak değil. Bu okuduğumuz İslam değil. Değil. Güzel ahlakla Allah'a yaklaşır insan. Güzel ahlakla. Güzel ahlakın numunelerinde üzerinde görün. Görünsün senin üzerinde. Ama istikametle sen bunu özünden yap. Tüfretmesini bir tek sen bilmiyorsun. Herkes biliyor. Adam dövmesini bir tek sen bilmiyorsun. Herkes biliyor. Ama dövebilecekken dövmemektir güzel ahlak sövebilecekken sövmemektir güzel ahlak. Onunla. E o zaman şimdi böyle ahlakını güzelleştirmeye çalışan bir kimse var. Bunu hasbel kader yaşamaya çalışıyor. Sen onun hakkında gıybet dedikod ediyorsun. Allah muhafaza eylesin. bana nafile ibadetleri ile yaklaşmak ister. Nihayet ben ona muhabbet ederim. Farzları yerine getirdi. Nafilelerle Allah'a yaklaşmaya çalıştı. Allah diyor ki ben ona muhabbet ederim. Artık ben kulumu sevince onun işitir kulağı, görür gözü, tutar eli, yürür ayağı mesabesinde olurum dili ile de her ne isterse muhakkak onları veririm. Bana sığınmak isteyince muhakkak kulumu siyanet ederim. Yani onu kendime sığındırırım. Bu tip kullara Allah'ın böyle kullarına arkasından gıybet etmek, dedikod etmek, iftira etmek Cenab-ı Hakk'ın harp açmasına, ona harp açmasına sebep oluyor. Allah bizi onlardan eylemesin. Enam suresi ayet 52. Bu ayet kerime çok hoşuma gider benim. Bütün ayetler hoşuma giderdi, de bu ayrıca hoşuma gider. Allah'ı zikredenler tarih boyunca hep hor hakir görülmüştür. böyle toplumun sanki hor hakir tabakası, toplumun sanki ikinci sınıf, üçüncü sınıf tabakası gibi görülürler. Böyle kendini beğenmiş zengin kesimi, kendini beğenmiş devlet ricali, kendini beğenmiş bürokrasi ve siyaset ricali o dervişlere, o sufilere hor bakarlar, hor görürler. Bu tarih boyunca böyle olmuştur ama bunu müjdeleyen ona, o böyle önceden sufilere fakir derlerdi. Atı sufi değildi onların, fakirdi. Bildiğiniz fakir. Ve onlar da kendilerini fakir olarak nitelendirirlerdi. Bir sufinin kendisini fakir olarak nitelendirmesi. Hani böyle bazen tevazuda, e, ee, haddi aşıyorlar işte ben fakir, ben fakir, ben fakir. Onu sevmiyorum ben de Allah affetsin. Ama böyle hani gerçekten kendisini hiçliğe götürmüş, kendisinde fazla bir şey görmeyen kimse. Fakir bu. Fakir sufi manada akçesi olmayan değil. Fakir akçesi olup da kendisini fukara gören. Öyle yaşayan kimse. Gösterişten uzak, şatahattan şatafattan uzak. Kibirlilikten uzak insanlar. Allah cümlemiz onlardan eylesin. Ayet-i Kerime. Neden ayet-i Kerime? İndi müşriklerin illeri gelenleri Mekke'li müşriklerin illeri gelenleri Medine-i Münevvere'ye geldiler. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'le özel görüşmek istediler. Dediler ki bizimle özel görüş o da ola ki Hz. Peygamber de, sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, onlar Müslüman olurlar, iman ederler, müşrikten vazgeçerler diye onlarla özel görüşmeye aldı onları. Onlar dediler ki ey Muhammed bu fakirlerle bir arada oturamıyoruz. Bunlar etrafından uzaklaştırsam biz de sana iman ederiz. Bu suretle şerefli insanlar da kabile reisler de sana iman eder demişlerdi. Onlar dediler ki bu ashab-ı sufa var ya, bu garip gureba takımı. Bunlarla bizi aynı tutma. Bizi bunlardan ayır. Hani tabiri caizse bize özel sohbet et. Biz kabile reisi Mekke'nin zengin eşrafındanız. Bizleri ayrı tut. Bize bir özellik ver. Biz bunlarla beraber oturmak istemiyoruz. Zaman zaman bazen dergahların içerisinde böyle insanlar çıkar. Derler ki bizi ayırsan biz böyle on kişi filanca yerde toplansak zikullah yapsak zenginler grubu. Onlar toplanacaklar kendi kendilerine ağırlayacaklar. Vardır bunlar toplumun içerisinde. Ver belli cemaatler bunları uygularlar. Ha, o zenginlerin parasını alacak, pulunu alacak. Onların işte makamından, mevkisinden faydalanacak. Onlara ayrı sohbet grubu açarlar. Onlara özel ders yeri açarlar. Onların başına da kendilerinden bir tane zakir veya kendilerinden bir tane nakib, nügabba sugaba, neyse tayin ederler veya bir sohbetçi tayin ederler. Onlar mesela öyle bir yerde toplanırlar. Zenginler bir yerde. Üst seviye onlar. E gelip de dervişlerin arasında, fukaraların arasında ne işleri var? Bir de onlar böyle böyle bir şey yaptıklarında haddi de aşarlar. Şeyhi de kendilerine özel isterler. Efendim bize ayrı gelseniz. Tabi. Hele onlardan böyle onlar bir yere bir kuruş, iki kuruş yardım etsinler, orayı satın almaya kalkarlar. Ben o yüzden bütün zakirlere derim sakın ha harçlık almayın kimseden. Para almayın. Sakın ha. Neden? Sizi köle etmek ister. Borç dahi almayın derim. Borç bildiğiniz borç alma. Seni köleleştirmek ister. O böyle o haddini bilmeyen zenginler, o hadsiz bürokratlar, hadsiz siyasetçiler orayı böyle kendince kendisine böyle çöplük gibi kullanmaya çalışır. Allah muhafaza eylesin. O Mekkeli müşrikler de böyle geldiler. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onları dinlerken kim geldi? Amal Ümmü Mektum geldi. Girdi içeri. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yanına geldi. Cübbesinden tuttu. Dedi ki ey Muhammed bana dinimi öğret. Bana dinimi öğret. O esnada Mekkeli müşrikler o ama ümmü mektuba baktılar yüzlerini ekşittiler. O Kur'an-ı Kerim'de o yüzünü ekşitti ikazı Mekkeli müşriklerle alakalı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le alakalı değil. Onu bir kısım alim ulema sanki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri yüzünü ekşitti de Allah onu ikaz etti diye tefsir ediyorlar. Oysa yüzünü ekşiten müşrikler yani biz tam Hazreti Peygamberle yani Muhammed'le görüşüyorduk, konuşuyorduk. Yani sen ne ama geldin şimdi bu topluluğumuzun içine girdiğinde ama fukara haline, bizim sohbetimizi kestin. Sen kimsin? Sen nesin? Manasında ona yüzünü ekşittiler. Ve Cenab-ı Hak hemen ayeti kerimeye indirdi. Sabah akşam, ayeti kerime uzun da ben bize lazım olan kısmını aldım. Sabah akşam Rablerinin rızasını isteyerek, onunla ona yalvaran, onu zikredenleri sakın sen yanından kovma. Hani ayet-i kerimede devam ediyor. O hani malıyla, mülküyle kendisini bir şey zanneden, insanlara tepeden bakan, sen kalbi, gönlü dünyaya meyletmiş, Allah'ın zikrini unutmuş kimselere bakma. Ayet-i kerime bu uzunu. Onlara bakma. Onlar dünyayı hevaye dünyaya ve hevaya heveslerine tapılmışlar. Onlar dünyaya yönlerini döndürmüşler. Onların kalplerinde Allah'ın zikri yok. Onların kalplerinde Allah'ın zikrullahı yerleşmemiş. Onların kalplerinde iman kemale ermemiş. Onların tanrıları kendi paraları, pulları, makamları, mevkileri olmuş. Sen sakın ha ey Muhammed yönünü onlara çevirme. Sakın ya sen yönünü sabah akşam Allah'ın rızasını dileyen, Allah'ın rızasını isteyen, Allah'ın rızasını ve dile Allah'ın rızasını istediği için ona yalvaran, onu yakaran, onu zikreden, onu tesbih eden, onu tenzih eden, onu teşbih eden o Allah'ın kulları var ya evet sen onlarla beraber ol. Peygamberine söylüyor. E sen şimdi otur, sabah akşam Allah'a yalvarıp dua eden, Allah'ı zikreden, Allah'a yaklaşmanın yolunu arayan, bu noktada hasbel kader, gücü ve kuvvetince, işte Allah'ın ibadetlerini, emrettiklerini yerine getirmeye çalışan kimselerin arkasından dedikodu et, iftira et, yapmadıkları şeyleri yapmış gibi göster. Allah sana harp ilan eder. Ve o kimsenin, Hazreti Pir öyle diyor, o kimsenin ar damarının patladığına, ar perdesinin yıltıldığına işarettir. Bir kimsenin ar damarı patlarsa, her türlü haramı ve ahlaksızlığı utanmadan yapar. Bir kimsenin ar damarı patlarsa, iyi insanmış bu veli insanmış bu Allah dostuymuş bu müminmiş bakmaksızın arkasından gıybet dedikodu iftira düşmanlık eder. Onun ar ve haya perdesi patlamıştır. Onun damarı çatlamıştır. Onun damarı çatladığından öyle yapar. Allah muhafaza eylesin. İşte kıymetli dostlar Hazreti Pir'in bize vermiş olduğu öğüt şu. Sakın ha Allah'a yakınlık peyda etmeye çalışanların arkasından dedikodu etme, gıybet etme, iftira etme, onların üzerinde suizana düşme, yoksa senin ar perden yırtılır, bir daha onu diken bulunmaz. Senin damarın çatlar, o damarını tedavi eden bulunmaz. Ve Allah muhafaza eylesin. Sen Allah dostlarına düşmanlık yaparsan, sen namaz da kılsan şirk ehli olarak gidersin. Sen oruç da tutsan şirk ehli olarak gidersin. Sen çünkü Allah'ın harp ilan ettiği kimsesin. Allah bizi onlardan eylemesin. O yüzden kim Allah'ın velilerine eziyet ederse, onları kerih görür, onlarla alay ederse, Allah muhafaza eylesin. Allah'ın yolunda koşturan, cihad eden mücahitleri kerih görür, onlarla alay ederse, onlara düşmanlık ederse, kim alimlerle alay ederse, adam Ebu Hanife'yle alay ediyor. İmam ile İmam Maliki'yle, İmam Hanbel'le alay ediyor. O kimse İmam Buhari'ye düşmanlık ediyor, Tirmizi'ye düşmanlık ediyor. Hadis alimlerine düşmanlık ediyor. O düşmanlık ediyor. Fıkıh alimlerine, o mezhep sahiplerine düşmanlık ediyor. Onlar küfür üzerine giderler. Allah muhafaza eylesin. Çünkü bir kimse mesela alimliği sabit olmuş İmam-ı Azam gibi veyahut da veliliği sabit olmuş Abdülkadir Geylani gibi Hazreti Mevlana gibi bunlar artık e, sabitlenmiş ittifak halinde onların veliliğiyle alay etmek onların alimliğiyle alay etmek Allah muhafaza eylesin insanı küfre götürür Rabbim onu muhafaza eylesin son hadis-i şerif okuyacağım bitecek. Üç sınıf insan var ki onlarla ancak münafık olan alay eder. Üç kısım insan var ki onlarla ancak münafık olanlar alay eder. Bir, İslamiyet'te saçını sakalını ağartan yaşlılar. Allah yolunda saçını sakalını ağartmış. Allah yolunda koşuşturmuş. O yolda koşuştururken saçını sakalını ağartmış. İki, ilim sahibi. Gerçekten o ilim sahibi olmuş. Kendisini yetiştirmiş. Hadis alanında ama fıkıh alanında ama tefsir alanında ilim sahibi olmuş. Üç, adil imamlar. Bakın hep imamların önünde ve arkasında devlet başkanlarıyla alakalı adil olmak vardır. İslam adil olmayı, adaletli olmayı önemser. Bir devlet başkanından beklenilecek olan en önemli hususiyet adil olmasıdır. Bir babadan beklenilecek olan en önemli hususiyet evin içerisinde adil olmasıdır. Bir kadının kocasından bekleyeceği en önemli hususiyet o kocanın adil olmasıdır. Bir patronun iş yerinde adil olması beklenir. Bir zakir adil olacak. Bir vazifeli adil olacak. Adil olacak. Bir üstad, bir şeyh efendi adil olacak. En önemli şey adalet sahibi olmaktır. İnsanlık adaletle ayakta durur. Devletler adaletle ayakta durur. Dergahlar adaletle ayakta durur. Topluluklar adaletle ayakta durur. Bir ev adaletle ayakta durur. Adil olacak. Kocasın adil olacaksın, babasın adil olacaksın, memursun adil olacaksın, amirsin adil olacaksın, adil olacaksın. E adil olan bir kimsenin arkasından sen konuşuyorsan sen de münafın ta kendisisin. Sen ilmiyle amil bir kimsenin arkasından konuşuyorsan dedikodu gıybet ediyorsan iftira ediyorsan münafın ta kendisisin. Sen Allah yolunda saçını sakalını ağırtmış bir kimsenin arkasından dedikodusunu gıybetini ediyorsan münafın ta kendisisin. Hadis-i şerif bu. Hadis-i şerif Hazreti Muhammed Mustafa söylüyor. Allah muhafaza eylesin bizleri. Rabbim korusun inşallah. Cimnemizi Cenab-ı Hak kendi yolunda giden kullarından eylesin. Haklarınızı helal edin. Bunu birkaç sefer dile getirdim ama yine dile, dile getireyim. Gecikmelerden dolayı hakkınızı helal edin. Ramazan bu. Bilemiyoruz bir dahaki Ramazan neye ne kadar gücümüz yeter, neye ne kadar gücümüz yetmez. O yüzden Artık orucumu bırakırız, sohbetlerimi bırakırız. Bir şey diyemeyeceğiz. Sohbetleri bırakamayız, orucu da bırakamayız. Ama böyle işte kendimizi itekliğe, kakaklıya götüreceğiz. İnşallah hakkınızı bu noktada tekrar tekrar helal edin inşallah. Sorularınız geldi ama saat 11.10 geçiyor. O yüzden semayı da bekleyen kardeşlerimiz var. Daha fazla vakitlerini almayalım. İnşallah semaya da zaman kalsın. Geceniz hayır olsun. Selamun aleyküm.